Evet, yeniden sevgiler, selamlar, hepinize merhabalar diyorum. Kanalıma ilk defa rastladıysanız hoş geldiniz. Videolara göz atın, artık bizimlesiniz. Çok güzel bir fular atkı çalışacağız. Örmesi çok kolay, kısa sürede tamamlayacaksınız ve hediyelik olarak da çok isabet olur. Bunun için herhangi orta kalınlıkta bir düz ipe veya ebruli batik ipe ihtiyacımız var. Orta kalınlıkta, yani 3,5-4 milimetrelerle örebileceği kalınlıktaki ipleri tercih edebilir. Angoraları kullanmak isteyenler de iki kat kullanabilir. Tek katta yapılır ama birazcık uzun sürer diye düşünüyorum. Ben nakovals kullanacağım. Şallarda, atkılarda çok beğeniyorum ve de güzel ütü alıyor. Angora gibi aynen. Renk numarası 87-135. Knit Pro'nun Senfoni tığ şiş setinden 3,5 milimetreyi tığ olarak kullanacağım. knitting.tr.com sitesinden HBM05 kodu ile indirimli olarak alabilirsiniz. Linkleri yorum kısmına sabitliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ebruli iplerde eğer ipi içeriden alıyorsak diğer yumağa geçerken de yine içinden çıkararak almamız gerekiyor. Ama renk olarak hangi sırada kaldığımızı iç kısımda bulmak biraz daha zor olabilir. Ama dış kısımda, atıyorum, şöyle bej rengiyle başlayacaksam komple şurayı çıkararak bej renginden devam etme şansım var. Daha kolay. Örerken de şöyle bir kat çıkarıp rahatlıkla dış kısmında şöyle ipi çözebiliriz. Örneği Pinterest'te buldum ve görür görmez anlatmak istedim. Evet, hobi mühendisi olarak açmış oldum. WhatsApp hattımın numarasını veriyorum. Oradan bana sorularınız, görüşleriniz, istekleriniz için ulaşabilirsiniz. Eğer ince bir ip ile örüyorsak şöyle 5 ya da 6 zincir, bu şekilde orta kalınlıkta bir ip kullanıyorsak 3 ya da 4 zincir yeterli olacak. Şu 4'ten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 20 tane zincir çektim. Buradaki 20 zincir sizin tercihinize göre değişebilir. Uzunluk olarak 25 de olabilir, 15 de olabilir. Tabi belli bir uzunlukta olması lazım şimdi. Bir 5 zincir daha çekeceğim. Evet, 25 zincirde karar kıldım. Geri döndüm. Dördüncü sık iğneye bağlıyorum. Tekrardan 25 tane zincir. Hızlandırmadım burada. Kendi akışı. Tığın kullanımını görün istiyorum çünkü. Yandaki sık iğneyi. Yeniden. Yirmi beş zincir. Birinci sık iğneyi.
Burada kaç tane yapıyorsak 4, 5, 3 sık iğne kaç tane kullanacaksak o kadar. Burası fuların uç kısmıydı. Şimdi dönüş yapıp örmeye başlayacağız. Dönüş için bir tane daha yapacağım. Aynı sık iğnenin içine. Evet, dip kısmından sık iğne olarak bağladık. Şimdi yanındaki sık iğneleri aynı şekilde örüyorum. Burada fuların genişliğini daha fazla isteyenler sık iğne sayısını arttırabilir. Kenar zincirini daha çok çekebilir. 30 falan yapabilir veya daha kalın iplerle örebilirsiniz. Daha dolgun ve atkı şeklinde olacaktır. Zincirleri aynı sıkılıkta çekmeye çalışalım. Bol yapmaya veya sıkı yapmaya çalışmayalım. Normal örgü sıkılığında eşitliği açısından iyi olacaktır. Yine 25 adet zincir çektim dönüşte ve şuradan ilk sık iğnenin içinden bir, iki, üç ve 4. 4 tane sık iğne örüyorum. Şimdi yeniden 25 adet zincir geri döndüm. Hemen dibinden. On dokuz, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Ve dönerek. Ve aynı şekilde. Bu kenar kısmına da farklı bir uygulamamız olacak. Böyle kalmayacak. İstediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde dönüşlerde 25 zincir ve 4 tane sık iğne ile örgümüzü ilerletiyoruz. Uzunlukta vereceğim. Evet, bayağı ilerledim. Başladığım renge geri döndüm. Buradaki uzunluk boynunuzda 2 defa dolamak isterseniz veya tek kat kullanmak isterseniz daha da uzun, daha da kısa yapılabilir. Ben yine şöyle bir kez dolanacak kadar yaptım. Ölçüleri vereceğim. Gül kurusuyla başladık. Bordo, kahve, vizon, beje doğru ilerledi ve yeniden kahve, bordo ve gül kurusu olarak tamamlandı. Bir döngü bu şekilde. Zaten ütüleyeceğiz. Ütüleyince de uzunluğu değişecek bir miktar. Evet, şimdi ölçelim. Bu ham haliyle ne kadar olmuş? Bir yumakla bir günde, bir yumaktan bir günde rahatlıkla örebilirsiniz. Öğrenci olanlar, genç kesim de izliyor beni. Öğretmenlerinize hediye yapabilirsiniz. Yine annelerinize, kardeşlerinize. Şöyle kabaca ölçeceğim. Ütüledikten sonra zaten tekrar ölçeceğiz. Şöyle bakıyorum. 144-145 santimetre civarında olacak. Şöyle birazcık da esniyor. Neredeyse 1,5 metreye yakın. Zaten bir atkı uzunluğu da genelde 1,5 metre civarında olur. Evet, şimdi yeniden
Çok güzel bir dokunuş yapacağız birazdan. Bitiş kısmı. Yirmi beş adet zincir hemen dip kısmından. Aynen başlangıçta yaptığımız gibi. Yeniden 25 zincir. Yeniden ve köşe kısmına. Ve burada sonlandırıyorum. Şimdi projemizin ikinci kısmına geçiyorum. Bu kısımda dilersem kullandığım ebruli ipin aynısıyla, dilersem renk kombinasyonuna uygun tek bir renkli olur, mesela bejli olur, gül kurusuyla olur, fark etmez, tek bir tane renkle de olur. Şimdi ipimde koyu bordo, canlı bordoya denk geldim. Şöyle bir şey yapacağım. Bordo renk kendini en çok bej renkte gösterir. O yüzden herhangi bir yerinden başlayacağım. Fark etmez. Şöyle herhangi bir yerinden. Evet, bejin üzerine gül kurusu geleceği şekilde herhangi bir yerinden şöyle alıyorum. Bağladım. Bizim zincirlerimiz şöyle yan yana. Aralarında bir açıklık yok. O yüzden bir, iki zincir, yünü ters veya dönmüş olmasın, şöyle aynı hizada olacak şekilde firkete oyalarının kenarlarında yaptığımız gibi sık iğne ile bağladım. İki zincir, şöyle bakıyorum. Bu zincir bana yeterli mi? Kasar mı? Nasıl durur? Şöyle düz duruyor. Biraz daha böyle marullu, fırfırla, biraz daha böyle dönmesini istiyorsak fırların, bu kısmı 3 de yapabiliriz. Şu anda 2 normal gözüküyor. Ben de sizinle birlikte deniyorum şu anda. Böyle böyle gayet zevkli bir şekilde, hem bir şey bitirmiş olmanın verdiği tatmin duygusuyla, hem de örgüyü sevdiğimiz için ve de renklerle oynamanın güzelliğiyle bir projeyi kısa sürede tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde bütün zincirleri birbirine birleştireceğiz. Bakın. Köşeye kadar geldim ve buradan dönüşlerde 3 tane zincir yapacağım
Normalde yaptığım 2 zincirde 3 yapabilirsiniz. Daha önce daha söyledim, tekrar hatırlatayım. Daha marullu bir duruş olur. Ben de ilk defa yapıyorum o yüzden. Şöyle 1, 2, 3. Ben 2 ile yaptım, bakarsınız. Beğenmezseniz üçlü yaparsınız. Evet, uçtaki kısmın zincirlerini 3 yapıyorum şu an. Şöyle dönebilmesi lazım kasmadan. Ve tamamen döndükten sonra yeniden 2 olarak devam edeceğim. Buharlı ütüyle ütüledim. Ütüm çok iyi değil, yenisi gelecek. Çok güzel ütüleyemedim ama çok önemli bir şey var. İki zincir fena olmadı. Ama şöyle azıcık valon, azıcık dönüş istiyorsak 3 veya 4 zincir, dönüşlerde de 5 falan. Yani ben de ilk defa yapıyorum, sizinle bir deniyorum. Ama ütüleyince o kadar zarif oldu ki, o kadar modern oldu ki. Bir renkten bir renge kadar ördük. Aynı rengin üzerinden devam ettik. Aynı renkte sonlandırdık. Yaprak gibi. Buharlı ütüyle şu kısma bastım. Buraya bastım. Şöyle. Şöyle açtıra açtıra. Ütülerken o sıcağıyla buharı vermişken şöyle. Yapa yapa zincirleri denkleştirdim. Oturması için. İki zincir birazcık kastı. Yani tam düz oldu. Kötü olmadı. Güzel oldu ama 3 de olurmuş yani. Kalın bir düz iple, bej rengiyle yapıp kenarına ebru'lu gidebilirsiniz. O da çok şık duracaktır. Evet, boyuna bakalım ne kadar olmuş. Tam ortadan ikiye katladım. 81. 2 ile çarpıyorum, 162. 160 santim olmuş. İstediğiniz şekilde, formda bağlayarak, dolayarak, uzun, kısa, nasıl isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha dengeli, daha düzenli örebilirsiniz. Ben video yetiştirmek için biliyorsunuz birazcık acele yapıyorum. Değişik ve modern bir duruşu var. 15 santim kadar uzayacağını düşünerek boyutunu ayarlayın.
Evet, ne kadar ip kullandık ona da bakalım. Evet, 29 gram ip kalmış. 70 gramla bir fuları örmüşüz. Çok güzel. Bir yumak dahi gitmedi. Hem şık hem de modern bir aksesuarımız Facebook, oldu. YouTube, Pinterest, Instagram ve Facebook'tan Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Katıl butonuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Beğeni, yorum, paylaşım ve ücretsiz aboneliklerle kanalımızın ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Evet, biz bir aileyiz. Görüşleriniz, fikirleriniz benim için kıymetli. Knit Pro ürünlerini yine Türkiye yetkili satıcısı knittingtr.com'dan HBM 05 koduyla alabilirsiniz. WhatsApp numarasıyla hobi mühendisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Bunun satışla ilgisi yoktur, yeniden hatırlatmak için. Ben sadece kullandığım ve memnun kaldığım ürünleri size tavsiye ediyorum. Evet, güzel, özel ve renkli projelerde görüşmek dileğiyle.